Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle çok güzel bir taktikte beraberiz. E, bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dizilişimiz e, 4-3-3-B. Bu taktiği 6-3-1 kontra oynayan e, takımlara karşı rahatlıkla oynayabilirsiniz. E, di, hemen taktik kısmına geçelim. Taktikleri hemen anlatayım. Oyun stilimiz kanatları kullan. Çizgi taktikleri. Forvet sadece hücum. Orta sağ pozisyonu koru. Defans geride kal. Alan markajı. Offside tuzağı. Hayır. Mücadeleyi her zaman için hakeme göre belirliyorum. Baskı. 76. Stil. 65. Tempoda. 86. Arkadaşlar bu taktiği e, evdeki maçlarda veya deplasmandaki maçlarda rakip 6-3-1 oynuyorsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yalnız e, bu videoyu tamamen izlemenizi tavsiye ederim. Yani e, görevler olsun, şeyler olsun, e, kime karşı kullandığım kadro değerini vesaire hepsini anlatıyorum. Sadece taktik kısmına bakarak bu taktiği oynamayın. Ondan sonra verimsiz sonuç aldığınız zaman bana yorumlardan yazıyorsunuz. Ee, belli ki videoyu tam olarak seyretmediğiniz ortaya çıkıyor. Bu taktiği 6-3-1-A veya 6-3-1-B kontra atak taktiğine karşı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evdeki maçlarda veya deplasmandaki maçlarda kullanabilirsiniz. Sadece rakipten kadronuz üstün olması lazım. Veya az bir şey üstün olun. Denk kadroda iş yapar mı? Yapar. Ee, evdeki maçlarda iş yapar. Deplasmanda garantisini vermiyorum. Ee, ama rakip 6-3-1 oynadığı zaman her türlü bu taktikle yenebilirsiniz. Ee, çok güzel bir yerim aldım ben. Dizilişimiz 4-3-3-B. Baskıyı, stil, tempoyu aynı şekilde tutmanızı tavsiye ederim. Ee, rakip dediğim gibi 6-3-1-A veya 6-3-1-B kontrol atak oynadığı zaman bu taktiği evde ve deplasmanda oynayabilirsiniz. Görev kısmına geldiğim zaman. Ee, yani görevlerde ben özellikle bu taktikte forvetten kaptanı seçmeye çalışıyorum. Orta sahada olabilir. Eğer ki kadronuz eşitse orta saha seçin. Yani rakipte de kadro deriniz eşit veya rakipten 150 milyon üstünseniz orta saha seçin. Deplasmanda da aynı şekilde Rakipten e, kadro deriniz eşit veya 150 milyon üstünseniz orta saha seçin. Ama e, evdeki maçlarda 150 milyon ve artısında forvet seçmenizi tavsiye ederim. kaptanı özellikle forvet seçmenizi tavsiye ederim. Deplasmanda e, 200 milyon milyonda olsanız forvet seçebilir misiniz? Seçebilirsiniz ama orta saha dediğim gibi ya deplasmanda 200 milyona kadar e, kadro deriniz fazlaysa Orta saha seçin. 150 demiştim demin ama 200'e kadar kadro değeriniz fazlaysa orta saha seçin. 200 milyondan fazlaysa e, forvet seçin. Kaptan forvetin en e, güçlüsü ve yaşlısı olmam, olması o kadar önemli değil. Şu anda e, 28 yaşında ve 34 yaşında iki tane futbolcu var. Ben 28 yaşındakini seçiyorum. En güçlü olanı seçiyorum yaş olarak e, en yaşlısı değil. Bir daha geleyim şuraya. Yaş olarak belki en yaşlı değil ama e, forvette e, pardon, eee demi orta sahadan seçtik. Ha forvete baktığımız zaman e, yaş olarak 27, 23 ve 26 var. Ben 27'yi seçiyorum. Ve bu 200 milyon üstünde olduğu olan şeylerde kaptanı seçerken eee Kadro değeriniz eşit veya 150 milyon üstünsünüz. Bu sefer kaptanı orta sahadaki 28 yaşındaki oyuncuya veririm. 34 yaşındaki oyuncuya neden vermiyorum? Yaş olarak belki ileride olabilir ama güç olarak 28 yaşındaki oyuncu daha güçlü. Takımı yönetecek oyuncunun biraz daha güçlü olması lazım. Ee, dediğim gibi eğer ki rakipten 150 milyona kadar üstünseniz burada rakibi orta sahadaki kaptanı 28 yaşındaki oyuncuya verirdim. Ama rakipten 150 milyondan fazlaysanız forvet'teki oyuncuyu seçerdim. Buna göre de ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani e, diğer görevlerde buna göre vereceğiz. Penaltıyı 23 yaşındaki oyuncuya da verebiliriz. Yani bu kadroya baktığım zaman kime vereyim? 3 e, tane aynı oyuncuya hiçbir zaman için ben bir görev vermiyorum. Benim kendi stilim öyle. 3 tane oyuncuya aynı görevi vermemeye tercih ediyorum. E, de yine 116'lık hücum gücü oyuncuya veriyoruz. Yani kaptan yaptık ve de e, serbest vuruşta aynı futbolcuya verdik. Koaner'de orta sahanın en güçlüsü. Taktik kısmına bir daha geleyim arkadaşlar. Oyun stilimiz kanatları kullan. Çizgi taktikleri forvet sadece hücum. Orta sağ pozisyonu gör, koru. Defans, geride kal. Alan markajı, markaj, alan markajı. Oksak, düza, hayır. Ee, hakemde şöyle bir şey söyleyeyim. Rakip ne oynuyorsa aynısını oynayın. Yani kırmızı hakemde veya turduncu hakem fark etmez. Hepsinde aynısını oynayın. Sadece mavi hakemde bir tık aşağısını oynayın. Yani şöyle söyleyeyim. Ha, hakemin rengi mavi, rakip agresif oynuyor, siz normal oynayın. Evde veya deplasmanda fark etmez. Sadece mavi hakem için geçerli bu. Ee, hakem mavi ise rakip agresif oynuyorsa siz normal oynayın. Ee, rakip normal oynuyor, siz de normal oynayın. Rakip ya yani kırmızı hakemde mesela kırmızı hakemde rakip normal oynuyor, siz de normal oynayın. Kırmızı hakemde rakip gentleman oynuyor, siz normal oynayabilirsiniz. Bu da var. Normal oynayabilirsiniz. Ee, turuncu hakemde aynısını oynayın. Rakip normal oynuyorsa normal oynayın. Agresif oynuyorsa agresif oynayın. Yani birebir aynısını oynayın. Ee, mavi hakemde bir tık düşün, düşünü oynuyoruz. Kırmızı hakemde bir tık yükseğini oynuyorsun. Öyle diyeyim ben size. Yani mavi hakemde rakip agresif oynuyorsa siz normal oynuyorsunuz. Kırmızı hakemde rakip gentleman oynuyorsa yani dikkatli oynuyorsa siz normal oynuyorsunuz. Yani işin özü şu mavi hakemde bir düşüğünü oynuyorsunuz rakipten kırmızı hakemde bir düşüğünü bir yükseğini oynuyorsunuz. Diğer hakemlerde sarı yeşil ee, hakemlerde birebir aynısını oynayabilirsiniz. Burada offside tu tuzağını açmak olur mu? Bence olmaz. Bu şekilde iyi. Yani şöyle bir şey olabilir. Bu rakipten orta sahanız çok kuvvetlidir. Burasını forvetli destekli olarak yapabilirsiniz. Yani rakibin orta sahası e, 80'lik oyuncularla doludur. Sizin orta sahanızda 100'lük oyuncular vardır. Bu orta sahayı forvetli destekli olarak kullanabilirsiniz. E, bunu denedim mi? Denedim ben. Faydasını gördüm mü? Gördüm. Ama ben normal standartlarda söylüyorum size. Yani kadro değerlerini zaten söyledim. normalde bu şekilde rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ama demin de dediğim gibi orta sahanız forvet on rakibin forvet orta sahasından çok yüksekse orta saha forveti destekli olarak rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ben burada genel olarak bahsettim. Arkadaşlar bu arada, bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu gibi taktiklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Anlatmadığım bir şey var mı? Hakemi de bu taktikte size detaylı anlattım. Sadece bu taktik için geçerli bu hakem. Ee, diğer videolarda da eğer ki çok emin olursam e, hakem konusunda böyle detaylı bir şekilde anlatabilirim. Anlatmadığım da başka bir şey yok. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Benle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın inşallah.